adaya Ceziretül Hadra derler. Ceziretül Hadra, yeşil ada. Arap tarihlerinde böyle geçer. Ceziretül Kıbrıs, Ceziretül Hadra, yeşil ada. Peygamberimizin müjdesiyle geldi o mübarek hatun ve orada esterden düşüp boynu üzerinde düşüp şehit oldu. Elinde onun bir harnup ağacından asası vardı. O asasını böyle dikiverdi başucuna ve Allah'ın hikmeti o asa yeşerdi, ulu bir ağaç oldu. Ulu bir ağaç oldu. Belki 1000 yaşına kadar yaşadı. O ağaç orada. Sonra bir kimseler efendim makamı men eder diye o ağacı izinsiz kesti. Allah. Rüyasında gördü ki Allah Sultan Hazretleri ona diyor, benim ağacımı kestik, neslin kesilsin. Hicaz'a gitti Ma'a ile, kimse geri dönmedi. Hicaz'da kaldı o kimse. O mübarek zat, hatun kişi, Kıbrıs'a gelmezden önce Sur'da bir rahibenin misafiri olmuş. Rahibe. Havlu'da diyor, üç kaya görmüş. Her bir kaya buradan bu masanın boyunu buradan oraya kadar. Üç tane yatıyor o şeyler, büyük taşlar. Yani vinç çekmez onları. Demiş ki ev sahibesine, bunları bana satar mısın? O Hristiyan rahibesi. Demiş ki, aklına göre şimdi o beleşe verdim dese, efendim zaten oradan kaldıracak kimse yok, imkanı yok. Ne münasebet demiş, siz madem istiyorsanız sizin olsun bağışladım demiş. Sultan Hazretleri demiş ki, kabul ettim, madem ki hibe ettin kabul eyledim, yanında emanet korup gerektiğinde ben alırım demiş. Oradan sefere çıktılar, Kıbrıs'a geldiler. O gün o mübarek hatun şehit oldu. Geceleyin diyor, üç o büyük taş denizin üzerinde böyle sal gibi yüzüp geldiler. Allah Allah. Kerameti onun, sahabe-i kiramın kerameti. Gelip bir tanesi başucuna dikildi o taşın. Hala mevcut. İkincisi ayak ucuna dikildi. Üçüncüsü böyle muallakta durdu üzerinde. Yani öyle duruyor mu? Duruyor. Muallakta. Muallakta duruyor. Sen gördün mü? Yok, Rum tarafında. Rum tarafında. Rum tarafında. Rumlardan. Ha, Rum tarafı. Güneyde. Güneyinde kaldı. Ve hala o taş onun üzerinde perde koymuşlardı. Kabe-i Muazzama'nın perdeleri gibi perde koydular. Hatun kişi orada yatır, biz gelip önünde ziyaret ederdik, üzerinden bellidir, bu kalınlıkta taş. Bu masanın büyüklüğünden daha büyük, geniş, efendim bu kadar kalınlıkta. İki tarafı böyle açıktır, bu tarafında başucundaki taş, burada ayağı ucundaki bu taraftadır. Gelen kimselerden onu görüp de çocuk düşüren kadınlar olmuş. Manzaranın heybetinden. Dünyada iki muallak sahra var. Birisi Kudüs-ü Şerif'teki muallak sahra. Miraç'ta Efendimiz'in basıp da yükseldiği. Muallaktır o da. Bir de bu Kıbrıs'ta Hala Sultan Hazretleri'nin üzerindeki taş muallakta durur. Yalnız bu taraftan böyle bir duvar çekmişler yukarıya, perde durmak için ve gören insanlar dayanamıyormuş. Muallakta böyle durduğunu korkuyorlar çoğu. Onun için iki duvar yaptılar böyle buradan
Yani o duvarların onu çekmesine imkan yok. Yukarısı yalnız burası açıktı. Böyle. Üzerine bindirmediler. Kudret görülsün diyerekten böyle durdu. Seferi heyetin emirinin hanımıydı. Alelade insan olaraktan değil de oğlum. Gelen askerin emirinin hanımıydı. Öyle mi? Evet. Ve orada kaldı. Osmanlı oraya güzel bir cami yaptırdı. Dedem orada 40 sene hizmet etti. Yeşilbaş Hacı Hasan Efendi derler. Şimdi cami duruyor mu? Yıktılar mı? Durur. Duruyor. Aradan kaç yüz sene geçtiği halde oraya efendim subhanallah Allah muhafaza edecek onlar oraya Hristiyanlar Ayyozlarının Ayyoz dediği vakitte azizlerinin ismini söylerler. Oraya sürüler geldiği vakitte sürüler böyle gider. Üzerinden geçmez. Onun için orayı Hristiyanlar da mukaddes bir yer diyerekten orayı gözetirlerdi. Osmanlı gelip bulduğunda üzerine camisini yaptı. Kubbe çekti ayrı. Türbenin kubbesi var. Caminin de ayrı kubbesi vardı. Ve hala Rum hükümeti oraya bekçi koymuştu. Ve bizimkilerin sövdüğü makaryos halılar, yeni halılar getirmiş. Yeni halılarla döşetmiş, tamirini de yaptırmış. Kimseyi içeriye ayakkabıyla koyvermedi. Kapıda duruyor bir kimse, içeriye öyle şey diyor. Halen bu haldedir, tamirli duruyor.